Hayal ediyordu futbolcularla bir arada olma. Gerçekleşti bizim için. Bunun için mutluyum. Ankara'dan geldik maç için. Ankara'dan geldik. Evet, Ankara'dan geliyoruz. Gece 2'de çıktık yola. Öncelikle kulübe, sonra Ali Koç'a, sonra tüm çalışanlara teşekkürler hani bize bu şansı tanıdıkları için. Siz bugün şanslı olarak buradasınız. Takımla birlikte sahada olacaksınız. Takımla yemeyeceğiz ama. İddialı bir takım. Evet, bakalım karşılaşma sonrası da röportajlar devam edecek ama onu da hatırlatayım. Futbolcularımızla bir araya geleceksiniz az sonra. Evet. Rakip olacaksınız hatta onlara. Rakip olmayı tabii ki istemeyiz. Onlarla birlikte olmak çok güzel olacak. Hangi mevkide oynayacağız bugün? Hasan Ali'nin yerinde diyeyim ben. Hasan Ali'nin yerinde. Peki gol atacak mıyız Hasan Ali gibi? İnşallah. Sizin ekiple ilgili neler söylersiniz? Nasıl bir takım var? Yani şöyle oldukça istekli, hani, arzulu ve heyecanlı bir takım görüyorum ben. Gözlerinde kazanma arzusu var ama inşallah bunu sahaya yansıtacağız. Beyler henüz daha tam bir turu tamamlamadınız ama biraz yorgunluk belirtisi var sanki. Biraz evet. Yorgunluk var mı? O kadar olmasa da. Bize öyle geliyor. Tamam. Fazla yormayın maç öncesinde kendinizi. Özel ve güzel bir karşılaşmaya çıkacağız. Çok neler özel, söylersin? Çok özel ve güzel taraftarlarımızla. Heyecanlıyız. Hangi kaleleri koruyacağız? Ya bakalım. Hangi takım kuvvetliyse ona geçeceğim. Hangi takım kuvvetliyse orada olacaksın. Aynen. Güzel. Ben buradan taraftarımızın kalesini korumak istiyorum. Onu söyleyeyim. Herhalde ben galiba taraftarımızın kalesini koruyacağım. Apo da bizim takımın kalesini koruyacak. Bakalım. Çok şanslısın. Güzel. Çok istekli, arzulu, hırslı bir takımla beraber olacaksın. Ben de aynı şekilde. Sabah hakemi Damien Connolly. 8 numara Özkan Demir. 6 numara Efe Özdemir. Probably the worst referee in the world. Ben muhtemelen dünyadaki en kötü hakemim. And I will refer in very bad faith. Çok kötü yöneteceğim bu maçı. Give all the advantage to the blue team. Ve bütün avantajı mavi takıma vereceğim. Are you okay with this? Okay. Okay mi? Okay. Thank you. İyi maçlar. Maç başlıyor. Talihliler karşılaşmaya başladı. Fatih Rami'nin de ön alanda baskı yaptığını gördük. Okan Mustafa ile paslaştı. Rami Mevlüt'le oynuyor. Mevlüt kaleci ile karşı karşıya. Mevlüt'ün vuruşunda top ağlarda. Ancak Damien Comolli offside işaret etti. Gol değeri kazanmıyor ağlara giden top ve endirekt serbest vuruş kullanılacak. Mevlüt'ten Gustavo'ya. Rami, Mevlüt. Sadık'tan yine Rami'ye. Gustavo, derin top. Mevlüt yüzünü kaleye döndü. İki kişiden kurtuldu vuruşunda. Top ağlarda bu kez Damien Comolli orta noktayı gösteriyor. Maçta skor böylece 1-0'a geliyor. Futbolcularımız adına. Okan Turp'un içeriye gönderdiği topu Oytun bir kez daha kontrol ediyor. İsmail Yüksel. Ege. Güzel paslar. Mehmet kaleciyle karşı karşıya pozisyon olacaktı ama topu kontrol edemiyor. O noktada Özkan Demir. Sadık yine ters tarafa güzel bir pas. Mevlüt vurmadı. İçeriye girdi Mevlüt. Gustavo vurmadı, dışarıya çıkardı topu. Uzaktan bir vuruş, Okan Turp. Damien Comolli orta noktayı işaret ediyor. 2-0 oldu. Okan'ın golüyle futbolcular lehine. Comolli düdüğünü çaldı, santrayı yaptı. Talihliler. Mehmet. Geriye doğru oynadı. Şimdi Canku. Bir kez daha Mehmet, Mevlüt araya girdi. Oytun da karşı karşıya ve Mevlüt topu gönderdi kaleye ama Rami çıkardı, Comolli devam diyor.
Tomolli devam diyor. Gol yok. Şimdi etkili geldi talihliler. Sağ kanattan içeriye güzel de bir top ama içeride hiçbir arkadaşı yok Özkan Demir'in. Pas yaptı Sarı Lacivertliler. Jailson'dan Mevlüt'e bir kez daha Jailson. Rami vuramadı. Sadık tamamlayacak, top dışarıda. Uzun yıllar, uzun süreler izledikleri isimlerle aynı sahada olmak büyük bir heyecan elbette onlar için. Talihliler şimdi o gole de çok yaklaştılar ama sonuç gelmedi. Emrecan içeri çevirdi. Dokunamayan isim Mehmet Öcal oldu. Onlar da bir gol atsalar aslında belki de devamı gelecek. Bakalım o şanssızlığı ne zaman kıracaklar. Mevlüt. Yine iki kişinin arasından sıyrıldı, golünü attı. 3-0. Kendisinin ikinci takımının üçüncü golünü atıyor Mevlüt. Bir vuruş, evet ilk vuruş geldi talihlilerden Mehmet Öcal. Yine iyi pas yaptı talihliler. Ama Mehmet'in pası geçmiyor. Luis Gustavo da kaldı. Şimdi Jailson. Tek top. Sadık. O da bıraktı Gustavo. Bir kez daha Sadık. Ceza sahası içinde. Çok güzel top çevirdi Sarı Lacivertliler ve yumuşak bir dokunuşla Jailson topu ağlara gönderiyor. Skor böylece 4-0'a geldi. Emrecan şimdi Okan'dan kaptı topu. Pasında Özkan. Özkan Demir topuk pası. Kaleciyle karşı karşıya pozisyonda Emrecan topu direğe nişanlıyor. Komolli out'u işaret etti. Bir alkış aldı Emrecan bu vuruşundan sonra. Jailson. Mevlüt'ten Gustavo'ya. Gustavo içeriye gönderdi ve Rami'nin kafa vuruşuyla skor 5-0 oluyor. Goller yağmur gibi Samandıra Can Bartu tesislerinde. Evet, Rami yine rahat durmadı. Komolli'den uyarıyı aldı. Düdüğümü bekleyin diyor. Düdüğünü işaret ediyor Komolli. Ve evet ilk yarının son düdüğü de geldi. Damian Komolli'den. İlk yarının sonucu 5-0'lık bir skor var. Evet arkadaşlar devre oldu. İlk yarıyı iyi kapattık diyebilir miyiz? Nasıl yorumlayacağız? Fena değil diyelim yani. Fena değil. Yani gol atamadık. Gol yollarında biraz etkisiz biraz, kaldık sanki. Biraz evet. Yani 3 oldu değil mi? En son 3 mü olmuş? Ben saymıyorum. Ben bıraktım birden sonra. Ben saydım. Yani şöyle buradaki takım ilk defa beraber oynuyor. Sonuç itibariyle eksiğimiz var. Ondan dolayı yani. İkinci yarı geri dönüşü görecek miyiz? İnşallah istiyoruz. Daha sezon başı. Yani alışmaya çalışıyoruz. Öyle yani Fenerbahçe'den 5 gol yemek de iyidir. Yani 10 da yemek vardı. O yüzden mutluyuz yani. İkinci 5'i ikinci yarıda yiyecek misiniz? İkinci yarıda 5 atarız. İkinci yarı başlıyor. Kez futbolcularımızda top. Rami. Sadık. Gustavo. En ileride Jailson var şu an. Gustavo kendisi gitti. Rami. Arka alanda bir koşu var. Okan topu indirdi yere. Şöyle bir baktı. Çekti topu. Jailson baskı var. O baskı sonuç getirdi. Topu kazandılar. Rami'den de kurtulmayı başardı Mehmet Öcal. Doğrudan kaleye. Top kaleci Abdullah'ın kucağında kaldı. Baskı var Emrecan'dan ama yalnız kalıyor. Evet bu arada Rami yerde bir penaltı beklentisi var. Oyun devam etti. Komolli kalk dedi. Rami de ellerini iki yana açtı. Hani bu da penaltı değilse nedir penaltı der gibi. Şimdi güzel bir pas. Emrecan topu ağlara gönderiyor. Win-win talihlileri. Golü buluyor ikinci yarıda. Özkan Demir'in asisti. Emrecan Öztürk'ün golü. Böylece skor 5-1'e geliyor değerli izleyenler. Şimdi Rami. Arka direkte Mevlüt'ü gördü. Mevlüt'ün kafa vuruşunda top ağlarda 6-1. Komolli'ye baktım. O da offside'ı değil. Orta noktayı işaret etti. (Gülüyor)
Mevlüt. Sadık. Bu kez 3'e 1 gelen futbolcular oldu. Mevlüt topukla topu ağlara gönderdi. Şimdi kontra atak şansı win-win talihlileri için Emrecan pasla şut karışımı bir top. Özkan Demir için hızlı, kale için yanlış bir yön ve top dışarıda. İkinci gole çok yaklaştılar bir kez daha. Sonuç yok. Jailson baskıyı kurdu, topu Sadık kazandı. Şimdi Jailson uzaktan vuruşunda Oytun başarılı. Mehmet şimdi Özkan Demir'e bıraktı. Özkan Demir yerde. Sadık Çiftpınar'ın sert müdahalesi. Damien Comolli tereddütsüz bir şekilde penaltı noktasını işaret etti ama bakıyorum kenara koşuyor Damien Comolli. Evet, video yardımcı asistan uygulamasından yeniden pozisyonu kontrol etti ve Comolli penaltı noktasını işaret ediyor. Samandıra'da heyecan dolu bir an. Kalede Abdullah, topun başında Özkan Demir. Özkan'ın vuruşunda Abdullah başarılı. İkinci gole daha fazla yaklaşamazdı herhalde win-win talihlileri. Sonuç gelmiyor. O da bıraktı Mevlüt, o da bıraktı Rami. Rami vurdu, top ters taraftan köşeye gitti. Ağlarla buluştu. Comolli hemen yardımcısına baktı, kenara döndü ama umduğu offside kararı gelmedi. Bir gol daha yazıyoruz böylece futbolcuların hanesine. Skor 8-1 oldu. Bir kez daha Emrecan içeride, Özkan bomboş istiyor topu. Özkan Demir kaleciyle karşı karşıya top ağlarda. İkinci gol geldi. Win-win talihlileri ikinci golü buldu. İlk golün asistini yapan Özkan ikinci golü atan isim oluyor. Skor böylece 8-2'ye geldi. Şimdi Jailson vurmadı, Mevlüt'e bıraktı. Mevlüt bir sağa çekti, bir sola çekti, topu ağlara gönderdi. 9-2. Mevlüt maçın en golcü oyuncusu. İlk yarıda 2 golü vardı. Bu yarıda da hat-trick yaptı. Toplamda 9 golün 5'i Mevlüt Erdinç'ten geldi. Ve son düdük geliyor. Damien Comolli alkışlar eşliğinde karşılaşmayı bitirdiğini ilan ediyor. Maçın sonucu futbolcular 9, win-win talihlileri 2 ama kazanan gönüllerde tabii ki talihliler. Ve bu maçtan arta kalanlar işte şu an ekranlara gelen bu sıcak görüntüler. Gerçekten nefis. Çok anlamlı bir buluşma, anlamlı bir birliktelik. Rakibin ama maç öncesinde çok istekli, arzulu ve hırslı olduğunu görmüştük biz. Ama sahada bunu göremedik sanki. Buna fırsat da vermediler ama. Neler söyleyecek maç için? Aslında bugün çok önemli bir maçtı. Çok zor olacağını da biliyorduk. Maç öncesindeki hırslarını gördük. Kazanmak için her şeyi verecekleri yüz ifadelerinden anlaşılıyordu. Ama bu futbol, bazen işler terse döner. Zor olacağını biliyorduk ama kolay şekilde kazandık. Yani rakip tutamadı resmen bizim takımı. Bir pozisyonda vardı ki penaltı için hakeme itiraz etti ama hakem vermedi. Ayun pozisyonu. Normalde penaltı olduğunu düşünüyorum ama hakemin VAR'a gitmesi lazım da VAR'a da gitmedi ama artık yapacak bir şey yok. Maç bitti sonuçta. Fenerbahçe olarak bu VAR sisteminin uygulanmamasına alıştık. Son maçta da gördük bunu. O yüzden artık diyecek bir şey yok. Yani içeride maça çıkmadan önce maçın zor geçeceğini konuşuyorduk kendi aramızda. Öyle oldu mu? Açıkçası olmadı. Beklediğimiz tepkiyi bize gösteremedi Vinny takımı. Ama tabii maçın hakemine de değinmek istiyorum buradan. Yani UEFA'nın, FIFA'nın birçok önemli turnuvasına görev almış Sayın Damian Comolli. Burada çok kolay bir penaltı çaldı. Bu beni açıkçası çok üzdü. Vara bakmasına rağmen şaşırdım açıkçası. Ama dediğim gibi arkadaşlarımla beraber iyi mücadele verdik. Taraftar bizim her şeyimiz. Ben önce onlara teşekkür ediyorum Fenerbahçe'ye verdikleri destekten dolayı. Özellikle bu Win-Win kampanyasından ötürü. Onlar için çok güzel bir anı oldu. Bizler de onların içinden gelen insanlarız. Ben onların tarafını tutuyorum. Yani çok güzel bir gün oldu. Yıllar boyu unutulmayacak, torunlara kalacak bir anı bu. Yenildik, çok mutluyuz. Yani yenseydik çok daha mutsuz İlk olduk. İlk defa böyle bir maç sonu röportajı yapıyorum ben. Yenildiği için mutlu olan bir sporcu. Aynen öyle. Burada olmak çok güzeldi. Çok harika bir şey. Keşke hazırlanıp gelseydik. Böyle bir ayda falan bir antrenman yapsaydık daha iyi olurdu. Çok bir ay yeter miydi sizce? Yetmezdi ama belki 15 dakika daha oynayabilirdik. Gol yemeye doyamadık. Evet, harika bir atmosfer.
zaten. Oyuncularla bir arada olmak güzel. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Tarihli olarak anneanne bugün burada olma hakkını elde etmişti ama tabii ki sizlere o hakkını verdi. Siz geldiniz. Devre devre de oynadınız. Evet. İlk yarı kardeşim oynadı. İstediğimiz pek yansıtamadık. Ama ikinci yarı ikide gol bulduk. Çok gol yesek de bence iyi bir mücadele ortaya koyduk. Sonucu çıkarabilir miyiz? Ben oyuna girdikten sonra daha iyiydik mi demek gibi. Oluyor. Gibi yani evet olabilir. Eminim kardeşin de bir cevabı var. Aynen. Onun cevabını şimdi burada vermek uygun olmaz. Bence iyi bir performans sergiledik. Yani Fenerbahçe'ye karşı iki gol atmak bile güzeldi. Ayrıca taraftarlara da çok teşekkürler. Kenardan iyi desteklediler bizi. Bu ortam için Ali Koç'a, Volkan Bey'e, herkese çok teşekkürler. Bize bu şans tanıdıkları için en büyük Fenerbahçe. Bugün önemli olan burada yenmek, yenilmek değildi. Burada beraberlik içinde olmaktı. Hayatımızdan unutamayacağımız bir an oldu bugün bizim için. Ben 500 kilometre yol geldim. Vereceğim son nefese kadar da bugünü unutmayacağım. Volkan abi, arkadaşımızla maç önü yaptığımız röportajda karşılaşmayı 5-3 kazanacaklarını söylemişti. Ama söylediği toplam sayıdan daha fazla gol yediler. Evet. Tebrikler. Evet. O Anadolu'dan geliyor. Onlar iddialı, her maça iddialı çıkarlar. Çankırırlar değil mi? Bayağı hiç boş durmadı. Hocam bugün kaybettiği için çok mutlu olan bir ekiple bir aradayız. Hepsinin maç sonu röportajında söylediği kaybettik. Çok mutluyuz. Keşke daha fazla gol etseydik diyor. Sizle karşılaşma izlediğiniz güzel bir aile ortamı vardı bugün burada. Ya maçtan farklı bir şey vardı burada. Ya tabii onlar hayatlarını çok uzun bir bölümünü bu işi yaparak geçirdikleri için tabii çok farklılar. Ama en azından onların duygularını sahada kısa bir süre olsa da paylaşmak herhalde onları anlamaktan, daha iyi empati yapmaktan, bundan sonra onları daha iyi empati yaparak izlemekten geçecektir. Fenerbahçe'nin biz hep kaybedelim, problem yok. Tabii burada olmak ister. Fenerbahçe sevdalısı herkesin bugün burada olması hepimizin gönlünden geçeni ama bugün burada bulunan arkadaşlarımız onları temsil etti. Onlarla o duyguları paylaştı. Tekrar hoş geldiniz. Tekrar görüşmek üzere. Çok teşekkürler hocam.